Merhaba arkadaşlar bugün köy incelemeleri serimize devam ediyoruz yani Yorumlara yine ilk 7 kodunu yazan kişiyi yine aldım İlk 7 kişiyi alıyorum ama bir önceki videoda baktıysam Bakmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar Şimdi hemen ilk köyümüze direkt başlıyorum direkt Buraya gelelim Şuradan panoya kopyaladım hepsini Şuradan birinciye bakalım hemen Vulkan isimli Belediye binası 9B arkadaşımız kral 23, kraliçe 22. Gayet güzel seviyelerde aslında. Askerlerine baktığımızda da hepsi max değil. Bu senin için bir avantaj çünkü onlara basana kadar kral şey en kötü 26 26 27 27 yaparsın en kötü yani. Büyülerine baktığımda bence direkt şifayı bas. Evet en yani direkt dondurmadan, naslatmadan hepsinden daha önce onu basman gerekiyor. Bir de askerlerden de birinciyi bassan iyi olur. Tazıyı basmışsın, cadıyı basmışsın. Güzel. Golemi de basmışsın. O da iyi. Yani birinci kalmış onu da bassan. Senin için daha iyi olur. Güzelleme köyünü ziyaret ediyorum. Bir de baktığımızda Titan'a çıkmış. Hatta şu an Titan'dasın. Belli binası 9'da gayet güzel yani. Herhalde belli binası nasıl dokuzda tutacaksın bu hesabını öyle düşünüyorum. Yani bu yan hesabındır büyük ihtimalle ve belleye binası 9'da kalacaktır diye düşünüyorum. duvarlarına baktığımızda zaten max yoksa geçerdi. Hatta şurada yok tamam onlar maxmış. Zaten verebileceğim bir tavsiye yok. Hemen diğer bir arkadaşımıza geçelim. Tamam. Bu da belediye binası bir 9. Kral 10, kralçe 12. Yeni geçmiş. Ama yeni geçtiğinde Direkt devi basmışsın, goblin'i basmışsın. Güzel değil bence onlar. Yani onları biraz daha bekleyebilir. Büyülere bassan daha iyi olur şu an. Bırak her şeyi. Yavru ejderi bas hatta ondan sonra büyülere bas. Biraz ganimet için daha iyi olabilir. Yani büyüler kadar diğerleri önemli değil çünkü. Ejderi basmışsın zaten. Hiç yoktan bir şeyler yaparsın klan savaşlarında. Şu an, kara İksir zaten şu an çok zor basman. O yüzden bir şey demiyorum. Ama ilk önce aktif ol yani böyle toplayıcıların topla yani gir oyna. Oynamazsan zaten hiçbir türlü gelişemezsin duvarlarında oynasın. iki haftada 3 haftada bile bitirebilir yani bu duvarlar. Çok pahalı değil. Hemen diğer bir arkadaşımıza geçiyorum. Belde binası 7, kral 2. Diğerlerine baktığımızda ise düşük. Yani düşük dedim aslında yeni geçmiş yani düşük değil. Bence direkt git ejderi bas bu seviyede. Ejderden başka bir şey iş yapmıyor. Hiç binici denemedim yani. Ejder kullanman kat kat daha iyi olacaktır. Ya yani başka bir orada kullanabiliyorsan onu kullan. Ejder bas sonra git öfkeyi bas. Tamam. Şimdi köyüne baktığımızda duvarlar altı güzel yani yeni geçtiğin için. Direk duvarları fırlamaya gerek yok ama git şunlara bas en azından. Yani düşük kalmasınlar öyle çok kötü gözüküyor çünkü. Özellikle bunlar tahta gibi gözüküyor değişik yani. Kral da direkt 5 yaparsan belediye binası 8'de senin için daha iyi olabilir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hemen dördüncü arkadaşımız. Belediye binası 11, kral 29, kraliçe 45. Büyük Koruyucu 12. Kral Liçe ve Büyük koruyucuyu ama kral baya bir geride kalmış bence. Yani kraliçeden de önce onu bassan daha iyi olabilir senin için. Askerlerine baktığımızda direkt balonu Pekka'yı. Pekka'yı daha önceden basılıyordu şu an hatırlamıyorum ama. Herhalde Pekka'yı da basmışsın. Elektro'yu basmışsın. Biniciyi basmışsın. Dalkavu basmışsın. Yani Büyülere de baktığımızda yıldırımı basmışsın. Zaten şifa ve öfke basılmıyor diye hatırlıyorum. Evet basılmıyor. Yani gayet güzel gelişmişsin. Ama kral biraz geride kalmış. Onu basarsan daha iyi olacaktır. Şimdi diğer kara iksirde başka söyleyeceğim bir şey yok zaten. Ejderle ganimet kasıyorsun veya klan savaşı falan yapıyorsun bilmiyorum. Şöyle bir bakalım tamam. Yani Ejder, elektro falan karşı bir şey. Depoların full ve yani duvar basabiliyorsan bas, ya, inşaatçı boştaysa. Çünkü çok uzun sürüyor bu zamanda inşaatçılar. 10 gün 15 gün yani 10 güne çıkıyor yani. Kartal topun direkt 2 yapmışsın. Güzel. Bence şu savunmalara bas ilk önce bu okçu kulelerinden falan önce. Yani onları da basarsın daha iyi olur. Çünkü ileride basman daha uzun sürebilir sıfırdan yani 5'ten 14'e çıkarman daha uzun sürer. Tamam diğer bir arkadaşımıza geçelim. Şöyle. Tamam belediye binası 10 ama baktığımızda çok kötü askerlerin. Özellikle kral kraliçe yani yerlerde sürünü Asla belediye binası 11'e geçme. Yani aylarca kal burada ama belediye binası 11'e geçme. Yani kral 11 kralçe beşgen hiçbir şey yapamazsın çünkü. Tüm askerlerin max olsa da hiçbir işe yaramaz. Direkt kral kralçe 7-24 yatır savunmadan önce her şeyden önce. Sonra laboratuvarda bebek ejderi bas. Sonra ganimet kas. Bir tane KS için asker çıkarmaya çalış. Bebek ejderden sonra. Yani büyüler zaten yerlerde sürünüyor. Onları daha acilen basman gerekiyor. Hemen bir ziyaret ettim. Köyünde çok kötü yani. Duvarların mesela 5 yani bunları en az bir 9 yap yani en kötü. Sonra savunmaları da bas ama ilk önce kral kraliçe sonra savunmalar. Hatta kral kraliçe önce şu depoyu bas. Evet yani depoları bas ondan sonra kral kraliçe bas. Yani bu köyü toparlaman aylarını alabilir yani. Neyse tamam diğer bir arkadaşımıza geçelim hemen. Hızlıca bakmaya çalışıyorum biraz. Şöyle. Bu köy bulunamadı diyor. Bir, bir bakalım ben orada. Burada değil. Şöyle bir silelim. Bir tekrardan yapsak. Yok. Yanlış kod almışım. Veya arkadaş kodunu yanlış yazmış. Buna bakalım. Bu da bulunamadı diyor. Neden öyle? İki tane arada da çıkınca bir garip oldu ve ikisinin rengi de farklı. Bilmiyorum. Arkadaşlar, o zaman videomuz maalesef bu kadar olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.